Gün içinde herhangi bir saatte insanların, aslında yalnızca erkeklerin bir masada oturup bir bardak çay ya da bir fincan kahve içerken yanında da sigaralarını tellendirdikleri, gazetelerini okuyup tavla oynarken bir kenardaki televizyon ya da radyoya kulak verdikleri kahvehane ya da çayhanelere Orta Doğu'nun pek çok şehrinde sıkça rastlanır. Orta Doğu'da gerçekleşen değişiklikler tümüyle yabancı toplumlardan ve kültürlerden kaynaklanmıştır. Osmanlı dönemine ait mezarlıkları görenler, kişinin yaşarken giydiği başlığın mermerden yapılmış bir benzerinin mezar taşlarının üzerinde yer aldığını anımsayacaktır. Bir kadıya ait mezar taşında kadı sarığı, bir yeniçerinin mezar taşında katlanmış elbise koluna benzeyen özel yeniçeri başlığı bulunur. Milattan önce 7. yüzyılda Peygamber Zephaniah'ın kitabında Allah'ın kurban gününde tuhaf biçimde giyinen herkesi cezalandıracağı yazıyordu. Musevilerin ve sonra da Müslümanların kitaplarında inananların inanmayanlar gibi giyinmemeleri, kendi ayırt edici giysilerini giymeleri buyurulur. Onlar gibi olmamak için kafirler gibi giyinmeyin. Genel bir uyarıdır. Hazreti Muhammed'e atfedilen bir hadise göre başörtüsü inançsızlıkla inanç arasındaki sınır olarak kabul ediliyor. Bir başka hadise göre diğerlerine benzemeye çalışan onlardan biri olur. Yakın zamanlara kadar bazı yerlerde günümüzde bile her etnik grubun, her dini zümrenin, her aşiretin, her bölgenin ve bazen de her meslek grubunun kendine özgü, ayırt edici bir giyiniş şekli vardır. Müslümanlar için önemli bir noktada çoğu Avrupalı şapka tarzının siperli olması nedeniyle namaz kılmaya engel oluşuydu. Hristiyanların aksine Müslümanlar, Museviler gibi bir saygı ifadesi olarak başları örtülü ibadet ederler. Müslüman ibadeti olan namaz, alın yere değerek secde etmeyi gerektirir. Ancak şapkanın siperi bunu engeller. XIX. yüzyılın ilk önemli reformcularından Sultan Mahmud, Arapçada tarbış adı verilen yeni bir şapka türünü fesi getirmişti. Önceleri kabul görmeyen ve kafir icadı olarak görülen fes, zamanla kabul edilerek Müslümanlığın bir simgesi haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925'te fesin kaldırılması da tıpkı kabul edilirken olduğu kadar sert tepkilere yol açtı. Toplumsal sembolizmin uzmanı olan Atatürk, fesin ve geleneksel erkek şapkalarının yerine Avrupa şapka ve kasketlerinin giyilmesi yasasını koyarken, yaptığı şey kesinlikle bir otoritenin yersiz kaprisi değildi. Kendisi de, yanında olanlar da, ona karşı çıkanlar da, verdiği bu önemli toplumsal kararın anlamını çok iyi biliyorlardı. Askeriyeden sonra sarayda da değişimler olmaya başladı. Sultanın giysileri batılıların aynısı gibi görünmemesi için farklılaştırılmaya çalışılmış ama çok farklı olmayan yine batı giysisi gibi görünen bir değişim geçirmişti. Sultan Mahmud'un askeri giyim reformundan önce ve sonra yapılmış iki portresi Topkapı Sarayı'nda yer almaktadır. Aynı ressamın yaptığı anlaşılabilen bu iki portrede 2. Mahmud aynı atın üstünde aynı açıdan görünür.
Portrelerden birinde geleneksel Osmanlı giysileriyle, diğerinde pantolon ve ceket ile resmedilmiştir. İran'da bu boyuttaki bir değişimin gerçekleşmesi zaman almıştır. Osmanlı'da da, İran'da da işçi sınıfının ve kırsal kesimde yaşayanların batılı giysileri benimsemeleri uzun sürmüştür ve henüz tamamen benimsenmemiştir. 1979 İslam devriminden sonra bile İran Cumhuriyeti devlet adamları batılı tarzı ceket ve pantolon giymişlerdir. Kravat takmayı benimsemeyerek batılı geleneklere ve kısıtlamalara karşı koyduklarını göstermeye çalışmışlardır. Kadınların giyiminde batılılaşmaya ve modernleşmeye karşı direniş güçlü olmuştur. Değişim çok sonraları yaşanmıştır. Bugün de olduğu gibi hiçbir zaman erkeklerdeki orana ulaşamamıştır. Atatürk bile erkekler için fesi ve geleneksel şapkaları yasakladığı halde kesinlikle peçeyi yasaklamamıştır. Antik çağlarda ve Roma döneminde Orta Doğu'da masa ve sandalye kullanılırdı ama Arap fetihlerinden sonra yok oldular. Araplar ağacın az, tahtanın değerli olduğu bir ülkeden gelmişlerdi. Yün ve deri bol olduğu için evleri ve tüm binaları döşemekte, giysileri yapmakta bunları kullanırlardı. Halılarla kaplanmış minderlerde ve divanlarda oturur, süslemeler yapılmış tepsilerde yemek yerlerdi. Kahvehanedeki adam şimdi kahvesini içerken sigarasını tüttürüyor. Sigara, Batı, daha doğrusu Amerikan kökenlidir. Tütünün Orta Doğu'ya 17. yüzyılın başında İngiliz tüccarlar tarafından getirildiği ve çok kısa sürede popüler olduğu bilinmektedir. Kahve ise 16. yüzyılda gelmiştir. Habeşistan'da çıkan kahve Güney Arabistan'a, oradan da Mısır, Suriye ve Türkiye'ye girmiştir. Türk tarihçileri kahvenin Kanuni Sultan Süleyman'ın zamanında biri Halep'ten, diğeri Şam'dan gelen iki Suriyeli tarafından getirildiğini ve bunların İstanbul'un ilk kahvehanelerini açtıklarını söylemektedirler. Kahvehane kültürünün oluşması, hem başkalarından korkan devlet adamlarının hem de bu tür keyif verici maddelerin İslam hukukuna aykırı olmasından kaygılanan din adamlarının telaşa kapılmasına yol açmıştı. 1633'te Sultan 4. Murat içkiyi ve tütünü yasaklamış ve içenlerin öldürülmesini buyurmuştu. Tütünün destekçileri ve karşıtları arasındaki tartışmalar sürerken 1634'te tütün tiryakisi olması nedeniyle görevinden alınarak sürgüne gönderilen baş müftü Mehmet Bahai Efendi'nin fetvasıyla tütün yasal ilan edildi. Aynı çağda yaşamış Osmanlı yazar Katip Çelebi, tütünün yasallaştırılmasını kendi bağımlılığı yüzünden değil, yasak olanın daha çok istek doğuracağı ilkesinden ve halkın yararına yapıldığını söylemiştir. Yazının bulunmasından önce kullanılan simge, işaret ve resim dizgelerinin geliştirilmesiyle bulunan ilk alfabenin ana vatanı Orta Doğu'dur. İbrani, Arap, Latin ve Yunan alfabeleri Doğu Akdeniz'de yaşayan ve ticaretle uğraşan halkların ilk alfabelerinden kaynaklanmıştır. Alfabe ile metinlerin yazılması ve çözümlenmesi kolaylaşırken, 8. yüzyılda Çin'den kağıdın gelmesiyle yazılı metinlerin üretimi ve yayılması çok daha hızlı olmuştur. Öte yandan Uzak Doğu'da ortaya çıkan matbaa, batıya doğru ilerlerken Orta Doğu'ya uğramamıştır. 8. yüzyılın sonlarında İran'ın Moğol hükümdarların kağıt para basma girişimleri, işçilere kağıt para ödeyip vergilerini altın olarak almak istedikleri için paraya karşı doğan güvensizlik nedeniyle başarılı olamamıştı.
Matbaanın Orta Doğu'ya girişi Çin'den değil, Türkiye'den olmuştur. Kafir ülkelerde olanlarla ilgilenmemeyi tercih eden Osmanlı tarihçileri, matbaanın icadı ile ilgilenmiş, Gutenberg ve ilk matbaa makinesi ile ilgili birkaç satır bile yazmışlardı. Gazetelerin ortaya çıkışı çok sonra olduğu halde, Müslüman aydınlar basının olanaklarının ve elbette tehlikelerinin farkındaydılar. 1690'da Fas'ın İspanya elçisi olan Vezil el-Gassani lakaplı Muhammed İbn Abdülvahab, gazetelerden haberler yazdığı söylenen ama sansasyonel yalanlarla dolu yazılar basan yazı fabrikaları olarak söz etmiştir. Basın Orta Doğu'ya doğrudan Fransız devriminin bir sonucu olarak girmiştir. Orta Doğu'da basılan ilk gazete 1795'te Fransız elçiliğinde basılmış olan Gazette Française de Constantinople'dür. Geleneksel Müslüman toplumlarında hükümdarlar önemli değişiklikleri çeşitli yollarla halka bildirirlerdi. Sikkelerin üzerindeki yazılar ve camilerdeki cuma hutbesi bu amaç için kullanılırdı. Orta Doğu'da yerel bir matbaanın kurulması, çağdaş ve rakip olan iki önemli reformcu yönetici Mısır'da Mehmet Ali Paşa ve Osmanlı Sultanı II. Mahmud tarafından gerçekleştirilmiştir. Gazete basımının Orta Doğu'daki tarihini yazmak oldukça zordur. Pek çok gazete birkaç sayı yayınlanıp kapanmış olduğundan tam bir arşiv bulunmamaktadır. Bilindiği kadarıyla resmi olmayan ilk gazete 1840'ta İstanbul'da Türkçe basılan Ceride-i Havadis'tir. Gazetenin sahibi ve editörü bir ferman elde eden ilk kişi olan William Churchill adında bir İngilizdir. Okuryazarlığın önemli bir sorun olduğu bölgede kitle iletişiminin doğrudan konuşma yoluyla başlamasının devrimci bir etkisi olmuştur. 1979 İran devrimi, Ayetullah Humeyni'nin nutuklarının kasetlerle dağıtılması ve emirlerinin telefonla verilmesi özellikleriyle dünya tarihindeki ilk elektronik olarak yürütülen devrimdir. Hitabet yeni bir boyut kazanmış, öncesinde hayal bile edilemeyecek kadar çok kişiye nutuk verme olanağı yaratmıştır. Eski Yunan ve Roma'dan itibaren Avrupa'da gelenekselleşen portreli sikkelere Orta Doğu'da neredeyse hiç rastlanmaz. Anadolu'daki birkaç küçük Selçuklu beyliğinin sikkelerinde emirlerin portreleri görülür. Ama bunlar da Bizans geleneklerinin taklidinden başka bir şey değildir. Orta Doğu kahvehanelerinde resimlere rastlanmaz. Ama çerçevelenip asılmış bir Kur'an ayeti ya da Hazreti Muhammed'in bir hadisi kesinlikle bulunur. İslamiyet 14 yüzyıldır bölgeye hakim en büyük din olmuştur. Kur'an'daki birkaç sure ile yapılan cami ibadeti kolay ve sadedir. Namaz, yaratıcıya, ilahi ve tek olan Allah'a bağlılıktır. Bir dram ya da sır içermez. İslam geleneğinde şiir ve müziğe izin verilmez. Heykel ve resim de puta tapma olarak kabul edildiği için yasaktır. Sinema, tiyatroya göre Orta Doğu'da daha etkili olmuştur. 1897'de İtalya'dan Mısır'a sessiz film getirilmiştir. Orta Doğu, 1. Dünya Savaşı sırasında müttefik askerlerin izlediği filmler sayesinde yeni bir iletişim aracını tanımıştır. 1917'de Mısır'da yerel filmler çekilmeye başlamış, 1927'de de ilk uzun metrajlı film gösterilmiştir. Bu tarih Orta Doğu'da sinema sanayisinin başlangıcı olmuştur. Günümüzde sinema sanayisi sıralamasında
ABD ve Hindistan'dan sonra 3. sırada Mısır yer alır. Kahvehanedeki adam arkadaşlarıyla birlikte kahve içerken ölçmesi gerekmeyen saatlerini bölgede çok eskilerden beri oynana gelen masa oyunlarına ayırır. Tavla en favori oyundur. Eğitimli kişilerin tercihi satrançtır. Batıya Orta Doğu'dan giden bu oyunlardan satrancın Hindistan'da doğduğu bilinmektedir. İki oyun İran'da İslamiyet'ten önce de oynanan oyunlardır. Orta Doğu'da bir kahvehaneye girildiğinde dikkati çekecek ilk şey hiç kadının olmamasıdır. Eğer varsa onların yabancı olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Tüm masalar grup olarak ya da yalnız oturan erkeklerle doludur. Humeyni'nin Amerika Birleşik Devletleri'ni büyük şeytan olarak adlandırması, Batı'nın etkisine karşı olanların tavrını açıkça göstermektedir. Şeytan emperyalist değil, ayartıcıdır. O fethetmez, tecavüz eder. Batı kültürünü yıkıcı ve tecavüz edici bir güç olarak görüp, ondan nefret eden ve korkanlar ile onu kültürler ve uygarlıklar arasındaki sürekli ve verimli alışveriş için yeni bir olanak olarak görenler arasındaki savaş bugün de sürmektedir. Orta Doğu'daki bu durumun nasıl sonlanacağı belirsizliğini hala korumaktadır.